Sessiz, derinden ve hızlı. Gece gündüz demiyor, 707 işçi, 179 teknik eleman, 2 adet dev tünel açma makinesi 7 istasyonda eş zamanlı çalışıyor. 7,2 kilometrelik hatta yerin altına yepyeni bir yaşamın yolu açılıyor. Temelini Haziran 2018'de attığımız Fahrettin Altay Narlıdere metro inşaatı, Bornova'yı Narlıdere'ye bağlamak için tüm hızıyla sürüyor. Uzunluğu 100 metre, çapı 6,6 metre, ağırlığı 450 ton olan 2 TBM ile tünel kazılarını tamamlıyoruz. Kazıyor, toprakla taşı ayrıştırıyor, dışarı çıkarıyor, beton plakları yerleştiriyor. 2 TBM her gün toplam 20 metre ilerliyor. Tunnel Boring Machine, TBM, yerin 30 metre altında sessiz, titreşimsiz, hızlı çalışıyor. Yerin üstündeki yaşam inşaattan en az düzeyde etkileniyor. Yeraltı tünel fabrikaları hem bize hız kazandırıyor hem de daha güvenli bir inşaata olanak sağlıyor. 7,2 kilometrelik Fahrettin Altay Narlıdere metro hattı, Balçova, Çağdaş, 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Narlıdere, Şehitlik, Kaymakamlık istasyonlarından geçecek. Tamamlandığında Bornova Evka 3 Narlıdere'ye kesintisiz bağlanacak. İzmir genelinde çevre dostu raylı sistemle yolculuk 186,5 kilometreye ulaşacak. Kentin iki ucu birbirine rahatça, güvenle ve hızla ulaşacak. Fahrettin Altay Narlıdere metro hattıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi trafik sıkışıklığına, şehrimizi ve gezegenimizi kirleten fosil yakıt kullanımına karşı büyük bir adımı daha tamamlamış olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi. Sevgili izleyiciler, hepinize merhabalar. Kanal İzmir TV ve İzmir Haber ortak yayınında İzmir'de kültür ve sanat programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğum el sanatları ve tasarım sanatçısı Sayın Didem Alkan. Kendisiyle tasarımlarını ve kadına dair birçok şeyi konuşacağız. Hoş geldiniz Didem Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Didem Hanım, şimdi bugün sizinle yapmış olduğunuz tasarımları konuşacağız, örnekler vereceğiz ve kadına dair birçok şey konuşacağız. Ama öncelikle izleyicilerimiz, Didem Alkan kimdir? Biraz tanısın mı? Ne dersiniz? Tabii, tabii. Anlatayım. Ben 25 Ağustos 1982 İstanbul doğumluyum. İstanbul Üniversitesi Cam Seramik Bölümü mezunuyum. Aynı zamanda bir senede Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne temel sanatlar eğitimi aldım. Sonra evlenip İzmir'e yerleştim. Yaklaşık 14 senedir de İzmir'de yaşıyorum. İzmir'de oldunuz artık. Evet, artık İzmirliyim. Hep öyle söylüyorum. Yani unuttum İstanbul'da yaşadığımı ve doğduğumu. O kadar güzel bir şehir ki, yaşanası bir şehir. Değil mi? O yüzden severek yaşıyorum ve ben artık İzmirliyim diyorum. Evet, hoş geldiniz İzmir'imize. Hoş bulduk, hoş bulduk. Sağ olun. Didem Hanım, tabii birçok kültürümüzde birçok el sanatlarımız var. Peki siz hangileriyle ilgileniyorsunuz? Nelerin tasarımını yapıyorsunuz? Ben aslında birçok alanda birçok şeyi denedim diyebilirim. En başta lise yıllarımdan takı tasarımıyla uğraştım. Keçe tasarımıyla keçe çantalar yaptım. Daha sonra grafik tasarımı yaptım, oyuncak tasarladım. Yağlı boya resimle ilgilendim. Zaten seramik bölümü mezunu olduğum için hep sanatın dallarıyla, yani benim için görsel sanatların hani sadece şudur diyemem.
Hepsi benim için gerçekten hem ilgi çekici hem de yapmak istediğim şeyler. En son olarak da makromeye ciddi anlamda gönül verdim. Birden kendiliğinden gelişti ve beni çok rahatlatıyor ve zinde tutuyor. Evet. O yüzden şu an için ağırlıklı olarak makrome ve ahşap tasarım yapıyorum. Evet. Yani mesela bir ahşap tasarım yaparken şunu da deneyeyim, şunu da deneyeyim dediniz. Yeni teknik çıkmış. Evet. Değil mi? Evet. Sonra makromeye geçmişsiniz. Malzemeler, işte boyalar, makrome için ipler daha çok. Evet. Daha işte cam objeler. O tarz şeyler. Yani sonu yok zaten. Tamamen sizin yaratıcılığınızla alakalı. Değil mi? Yani hayata bakış açınızla alakalı, ne istediğinizle alakalı, ortaya ne çıksın istiyorsunuz. Onunla alakalı. Onu başarmaya çalışıyorsunuz. Evet. Deniyorum. Ne güzel. Peki, sizinle program öncesi konuştuğumuzda bu mesleği seçmenizin çocukluğunuza dayanan bir hikayesi olduğunu öğrendim. Bu hikayeyi izleyicilerimizle paylaşır mısınız tabii, lütfen? Tabii paylaşırım. Şimdi benim ailem zaten sanata eğimli bir aile. Annem ve anneannem terzi. Ben hep onu söylüyorum. Ben ipliklerin, kumaşların, renklerin içinde büyüdüm. Ve ister istemez eğilimim de olduğu için onlarla bir şeyler yapmak, işte boyalar mesela. Annem resim yapmayı severdi ve annemin teşviğiyle aslında biraz da bu yöne eğildim. Bana resim yapmayı o öğretti diyebilirim. Boyalar, kağıtlar, işte kalemler, makaslar, ne ararsanız. Ben hatırlıyorum, ilkokuldayken eve hemen gelir, anne şunu çizeceğim biliyor musun, bugün şunu düşündüm, bunu yapmalıyım falan derdim. O zamandan tasarlamayı başlamışsınız. Evet, evet. Yani mesela birine baktığımda yüzünü nasıl çizebilirim ya da bir yere gittiğimizde şuradaki ağacı çizsem keşke falan, nasıl yapabilirim, şöyle bir çizsem falan diye düşünürdüm. Öyle öyle işte yani gelişti. Yani ortamda buna uygunmuş. Evet. İçinizde de bu istek varmış vardı demek ki. Vardı. Kardeşim de bundan varmış, etkilendi. Değil mi? Evet. Aynen. Kardeşim bundan etkilendi ve fotoğraf sanatçısı oldu o da. Ailede çok var. Grafik tasarımcısı var, fotoğraf sanatçısı var, dansçı sanatçı var. Sanatçı bir aile. Ya evet, biraz öyleyiz. Evet. Evet. Şimdi Dilim Hanım, cam seramik bölümünü bitirdim dediniz ama o yolda ilerlememişsiniz. Böyle bir yöne yönelmişsiniz. Bunun bir sebebi var mıydı? İşte dedim ya biraz evvel, ben evet seviyorum, seramiği çok seviyorum ama seramik tek bir bölüm, tek bir dal. Ama ben tek bir dalda kalmayı sevmiyorum. Yani onu yapsaydım eğer belki ona da makromeyi katabilirdim, yani olabilirdi. Evet. Ama hayat beni biraz başka dalları seçmeye ve yönelmeye itti. Çünkü seramikte şöyle bir durum var. Eğer tam donanımlı bir atölyeniz olmazsa herhangi bir şey üretemiyorsunuz maalesef. Evet. Bu da tabii biraz ekonomiyle alakalı. Yani. Çünkü atölye dediğinizde büyük bir masraf ve bütçe gerekli. O yüzden ben hiç düşünmedim. Hep böyle kendim bulayım, malzemeleri yaratayım, ortaya koyayım, o tarz işler çıkartayım. Yani daha ekonomik olsun her anlamda. Çünkü birebir çalışmadım hiçbir zaman. Bu benim mesleğim, hadi gideyim bir atölye açayım ve bunu yapayım demedim. Öyle bir kaygım da olmadı açıkçası. Evet. O yüzden buradayım. Peki o zaman şu anki tasarımlarınızı nerede yapıyorsunuz? Şu an küçük bir evde küçük bir odam var. Orada çalışıyorum. Orada bütün her şeyi üretiyorum. Atölye ama gibi artık. Atölye gibi. Home office diyorlar ya şimdi. Öyle bir şey ama tabii o küçük bir bölüme asla sığmıyorum ben. Evin komple her tarafına dağılıyorum. Yayılıyorsunuz. İpler bir yanda, kasnaklar bir yanda, ahşaplar bir yanda. Ve çocuklar bir yanda. Onunla birlikte hepsi bir arada oluyor. Ama sanırım birkaç zaman sonra artık bir atölye gerekli, yani zorluyor. Hani Didem git atölye aç lütfen öyle diye. Mi? Evet. O zaman üretim çoğaldı. Tabii. Tasarım tabii. çoğaldı. Evet, talep çoğalınca zaten ister istemez o yöne doğru gidiyorum. Yani koşturarak gidiyorum şu an. Olabilirdi aslında, neden olmasın ki? Tabii ben düşünüyorum artık. Şimdi workshoplar da düzenliyorsunuz, orada eğitimler veriyorsunuz, seminerler değil mi? Atölyelerde. Nerelerde yapıyorsunuz bunları?
Katılımlar nasıl? İlgi nasıl? İlgi çok güzel. Şu an zaten makromeye aşırı bir ilgi var. Hı-hı. Yapan da çok fazla, öğrenmek isteyen de çok fazla. Benim gibi iş olarak götüren de çok fazla. Ben yaklaşık bir 9 ay önce başladım workshop düzenlemeye ve bir kafede, Göztepe'de çok güzel, çok şirin bir kafede başladım. Orada önce işte 1-2 kişi falan öyle gitti. Sonra bir baktık işte Didem Hanım bize de yapalım mı? Bu atölyeler de öyle. Ben de tabii gittiğim atölyeler oldu benim de. Orada atölyelerde de yapmaya başladık. Talep çok olunca şu an ben yaklaşık 8 atölyeyle çalışıyorum. Ve hepsine talep çok güzel. Gelenler de çok memnun kalıyorlar. Hayırlısı. Hatta şöyle bir şey var. Bazen gelenlerde ben doktor tavsiyesi üzerine geliyorum diyenler de oluyor. Gerçekten çünkü terapi gibi, evet. Dinlendirici. Ve düğüm attığınızda sadece o düğümü nasıl atmayı gerektiğini düşünüyorsunuz. Başka hiçbir şey düşündürmüyor sizi. Evet. Nasıl yapabilirim ya da nasıl yapmam gerekiyor? Ay yapamadım bunu diye. Acaba o düğümlerin altına günlük kaygılarını mı gömüyor insanlar? Tabii. Nasıl tabii. oluyor acaba? Şöyle bir şey. Şimdi gelenlerde mesela hepsinde aynı örneğe çalışıyoruz o gün. Evet. Ama hiçbir zaman gelen kişilerin hepsi aynı ürünü çıkartamıyor. Çünkü oraya kaygılarını, sevinçlerini, ruh hallerini, hayata bakış açılarını aktarıyorlar. Evet, ister istemez aktarıyorlar. Evet, teknik aynı, öğretilen teknik aynı ama düğüm çıkan, aynı. Tabii. Tasarım farklı. Evet, evet, kesinlikle öyle. Bir de şöyle bir şey var. Makrome yaparken beyninizin aynı anda iki lobu birden çalışıyor ve sizi kaygıdan uzaklaştırıyor. Evet. O anda sadece onu düşünüyorsunuz ve onun üzerine yoğunlaşıyorsunuz. O yüzden insanlar mutlu ayrılıyor. Yani bazen şöyle bir şey oluyor. Bir arkadaşım katılmıştı. Ben bunu yapamıyorum. Peki ben bunu neden yapamıyorum dedi. Dedim ki yani sadece sakin ol ve bırak kendini. Yani bu hani terapi gibi bir şey. Evet. Sadece düğüm atmayı zaten içinde var yani. Bunu biliyorsun. Sebebi neydi acaba onun yapamaması? Orada bir kaygı vardı. Acaba yapabilir miyim diye düşündüğü için. Bazen de işte zorlanabiliyoruz gerçekten. Yani. Bazen ben de bir düğümü çalışırken zorlanabiliyorum. Çünkü düğüm yani alttan giriyor, üstten çıkıyor, yandan ip giriyor falan. Bayağı sıkıntılı olabiliyor evet. bazen. Ondan da galiba bilmiyorum yani tam olarak ne dediğimi. Makrome sanatı ipe düğüm atma sanatı evet, araçsız, diyebilir miyiz? Tabii araçsız elle yapılan düğüm sanatı. Hayır hiçbir şey kullanılmıyor. Sadece parmaklarınızı, ellerinizi kullanıyorsunuz. Ay. Bir de beyninizi kullanıyorsunuz. Peki Didem Hanım şimdi bir tasarımda neler ön planda olmalı desem size? Birçok makrome tasarımlarını görüyoruz satılan marketlerde, evet. workshoplarda. Hı hı. Ama hepsi birbirine benzer gibi duruyor. Belki o farkı biz ayırt edemiyoruz. Evet. Mesela sizin kendinize özgü bir çizginiz var mı? Evet bunu aldım ve de bu Didem Alkan tasarımıdır diyebileceğim. Detay var mı? Tabii ki detay var. Tabii ki var. Olmak zorunda zaten. Siz bunu bana özgü olsun istiyorsanız ve onu istiyorsanız, herhangi bir ticari kaygınız yoksa, benim yok ve ben şunu istiyorum. Evet, bunu Didem Alkan yapmıştır demelerini istiyorum. O yüzden de özgün olmaya çalışıyorum ve mutlaka kendimden bir şey katıyorum. Yani nasıl bir şey katıyorum? Düğüm tekniklerini farklı kullanıyorum. Başka yerde, başka şekilde kullanıyorum. Tabii ki etkileniyoruz çünkü görsel artık o kadar fazla ki internette. O yüzden isteriz, aa bu çok güzel olmuş, acaba aynısını yapsam mı derken oraya düştünüz mü yandınız. Hayır Didem, oraya düşme diyorum ben. Evet. Gel sen bunu kendin tasarla, kendin yap. Önce bir çizim yapıyorum bununla ilgili. Ondan öyle sonra mi? Tabii. Yani kaba taslak bir çizim hazırlıyorum. Bu daha çok duvar dekorlarıyla alakalı oluyor.
Ondan sonra işte çizimden sonra düğüm tekniklerini deniyorum. Şurada şu düğümü mü kullanayım, şurada püskül mü kullanayım, işte bu boncuk mu kullanayım? Çünkü ekstra makromede yardımcı malzemeler de oluyor. İşte kasnaklar oluyor, boncuklar oluyor. Evet. Onları mı yapayım diye tasarlamaya çalışıyorum. Yani kendim yapmaya çalışıyorum. Sanırım o yolda doğru ilerliyorum ki bundan hani geliyor güzel dönüşümler. Evet, güzel geliyor. Bazen şey oluyor mesela, bana fotoğraf atıyorlar. Bu sizinkine çok benziyor ama değil, biliyorum evet diyor. Aa, farkı görüyor mu? Evet, evet, evet. O zaman benim çok hoşuma gidiyor. Diyorum ki tamam Didem, doğru yoldasın. Kendinize ait bir çizginiz olduğu için evet gerçekten. Olması için yani çok çabalıyorsunuz. Çabalıyorum. İstiyorum çünkü. Evet. Bir de makromeyi gerçekten çok seviyorum. Peki Didem Hanım, şimdi makrome yapmanın mutlaka bir tekniği var. Var. Hani öyle kalkıp kör düğüm yapmıyorsunuz mutlaka. Tabii, tabii. Bunun tekniğini görsel olarak izleyicilerimize bir göstermemiz tabii mümkün. Tabii yapabiliriz. Yanınızdaki malzemelerden. Şey yapabiliriz mesela, küçük bir anahtarlık yapabiliriz. Aa, çok da güzel olur. Hem tamam, sohbet edelim. Ben getirmiştim zaten. Hem siz göstermiş olun. Evet. Nasıl düğüm atıyorsunuz? O düğümlerin şimdi altına neleri gömüyorsunuz? O aslında o düğümlerden kaygılar çıkıyor gidiyor. Ben öyle diyorum yani, her attığınız düğümde sıkıntınızı geride bırakın. Geride bırakın. Workshoplarda da onu anlatıyorum. En güzeli evet, bence düğümlerin altına makas saklamama. Kullanıyorsunuz aletleriniz. Evet, bir de şöyle güzel bir tarak var. Bu tarak mutlaka olmalı çünkü düzeltmek için bu düğümleri. Bu tahta tarakla eskiden anneannelerimiz saçımızı tararlardı. Evet, evet, evet. Yani zaten makrome çok eski bir sanat olduğu için günümüze uyarlıyoruz. Evet. Ve bir sürü eski tekniği kullanıyoruz ve bir sürü eski malzemeyi kullanıyoruz. Evet. Yaparken de hem bir yandan da çok eski bir tarihe dayanıyor dediniz ya, birazcık böyle tarihçesinden bahsetsek. Tabii, tabii tabii, bahsedeyim hemen. Makrome Arapça kökenli bir sözcük. Evet. Yani o taraflardan gelmiş, daha çok doğudan geliyor. Aha. Ama çok ilginç, Mısır'da da ilk evet, çağlardan beri var. Hatta benim araştırdığım kadarıyla yontma taş devrine kadar dayanıyor. Ya ama yani gayet normal, şöyle düşünün. Tekerleği buluyorlar. Onu bağlamaları gerekiyor. Evet. Orada illaki bir makrome düğümü atmışlardır diye düşünüyorum ben. Denizci düğümü diye bir şey de tabii, vardır. Tabii, o da kendi özgü bir düğümdür galiba. Makrome, hayır, o da benzer mi? Hayır, o da makrome düğümü. Çünkü evet, makrome haberleşmede, avcılıkta, denizcilikte hepsinde kullanılmış. Matematikte kullanılmış. Onu dün akşam okudum. Düğüm atıp sayı olarak düşünüyorlar. Ve o şekilde hesaplamalara katıyorlar. Evet. Şimdi ne yaptınız öncelikle? Şimdi ben bunları eşit boyda kestim. Eşit boyda 4 tane ip mi kestiniz? Yok, 2 tane kestim. Şimdi 2 tane daha keseceğim. Konuşurken aynı anda yapamadım ya. Ha, birleşik ama onu açınca uzayacak değil mi? Yok, hayır. Bunları ortasından şimdi kesecek misiniz? Şuna bağlayacağız. Aparata bağlayacağız. Aparata bağlayacaksınız. Hı-hı. Anahtarlık yapıyorsunuz şimdi anahtarlık değil mi? Şu an bu anahtarlıklar çok revaçta. Evet. Nikah, söz, nişan, düğün. Hediye olarak da hediyelik, yani nikah şekeri niyetine. Evet. Aslında güzel şeyler bunlar değil çok, mi? Çok. Gösterebilir miyim onları da? Tabii ki, tabii ki. Örneklerimi şöyle. Böyle mesela, bir anahtarlık mı yapacaksınız şimdi bize? Evet, bu ama boncuksuz yapacağım. Şundan boncuksuz yapacağım. Hı-hı. Şöyle şundan yapacağım. Anladım. Hemen yapıyorum. Sonra makromenin tarihini devam evet, edeyim mi evet, ona? makrome 14. yüzyılda Avrupa'da, İtalya'da görülüyor. 18. yüzyılda da İngiltere'de. Türkiye'de de, Türkiye'den tabii daha önce eskilerde, Orta Asya'da bir kazı sırasında makromeden yapılmış araç gereçler buluyorlar. Oo, o kadar eski. Çok eski. Evet. Türklerin de sonradan işte makromeyi kullandıkları anlaşılıyor. Ve Topkapı Sarayı'nda da padişahların kıyafetlerinde sırmadan, ipek ipliklerden makromeyle yapılmış kıyafetler var. Hmm. Anladım. O zamanlardan kullanılmış demek ki bu düğüm tabii, tekniği çok, değil mi? Çok eski. Ama şimdilerde duvarlarımızı süsleyen süs eşyaları, böyle evet, bulduklar değil tabii mi? Tabii.
Çantalar, mumluklar, çantalar, kemerler, işte hamaklar. Sandalyeler, evet. Sandalyelere de yapılıyor. Değil mi? Çok fazla çeşit var ve artık mimarinin içine girdi dekor olarak makrome, modern makrome özellikle. Evet. Yurt dışında da çok revaçta. En çok mesela hangi ürünlere daha çok tercih ediyorlar sizden, sipariş edenler? Ben de şu an için anahtarlık, çok fazla ama duvar dekoru da çok çok fazla gidiyor. Yani duvar dekoru olarak ve perde olarak çok çalışıyorsun. Neden şuraya bantlayacağım? Çünkü bunun bir yerde sabit kalması bir gerekiyor ki ben evet düğüm yapayım. Evet. Şöyle nasıl gösterebilecek miyiz? Yatay olduğu için çok gösteremeyeceğiz. Evet, nasıl yapacağım? Şuraya mı yapsam? En azından yok önünde. Bir iki düğüm böyle atarak şurada düğümü hani bir görmüş olalım nasıl düğüm atılıyor. Evet. Hani son hali zaten orada yapmış olduklarınız tamam. da var. Ben şimdi solak olduğum için evet, benim workshoplarıma katılanlar önce soldan başlıyorlar. Ve bir şöyle bir şey oluyor. Şimdi makromeyi soldan yaptığınızda farklı düğüm, sağdan yaptığınızda farklı düğüm çıkıyor. Öyle mi? Ve onlar bir solak kategorisinde makrome yapmış oluyorlar. ama sağ ellerini kullanıyorlar. Peki sizden farklı mı çıkıyor onların yaptıkları? Aynısı mı çıkıyor yoksa? İşte söylediğim öğretmen gibi... Öğretmen siz olduğunuz için? Yok, aynı çıkmıyor. Hiç aynı kimsenin çıkmıyor. Aynı çıkmıyor. Evet. Mesela bana annem yardımcı oluyor. Çok fazla sipariş aldığımda. Evet. Annemle aynı şeyi yapıyoruz evet. Ama o farklı yapıyor, ben farklı yapıyorum. O benden daha güzel yaptığını iddia ediyor. İddialaşıyor musunuz böyle? Evet, var. Çok sever annem öyle. Annem de yapıyor. Annem de yapıyor. Yani teşekkür ederim ona. Şimdi iki farklı renk kullandınız. Evet. İlk önce aynı renkteki iki ipe düğüm attınız. Daha sonra ikinci rengi kullandınız. Evet. Ben buradan daha yakından görüyorum. Şöyle çapraz yaptım çapraz önce. Yaptınız. Buna sarma düğümü deniliyor. Evet. Şimdi yine bir tane daha böyle yapacağım. Hemen Hı-hı. yapayım mı? Devam edeyim mi? Yani devam edin. Bir iki düğüm daha tamam. attıktan sonra çünkü çok yakın çekim yapamıyoruz tamam. sanırım. Tamam. Şuraya o zaman başka bir düğüm atayım. Kare düğüm bu. Kare düğüm. Temel düğümlerden biri. Bununla istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Yani sadece bu düğüm tekniğini öğrenseniz bile evet. istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Ama şu düğümleri atarken gerçekten insan hiçbir şey düşünmez. Yok düşünmez. Habire düğüm evet. atmak ister. Evet. Bir böyle şey. Bir anahtarlığı. Onu ben şimdi bitireceğim programdan sonra size hediye edeceğim. Başlamasın. Yapılışımız. Peki bu ipler pamuk ipliği gibi duruyor. Biz ben makrome ipliğini daha çok böyle hani naylonumsu. Yok değil aslında. Bir dokusu olduğunu yok, düşünürdüm. Yok. Pamuklu mi? İp ve şey... Pamuk ve ketenden üretiliyor. Ketenden. Evet. Hı-hı. Ve saf yani içinde her ya yani var tabii bazı renkleri elde etmek için polyester de kullanıyorlar ama evet. genelde özellikle beyazlarda pamuk ve keten pamuk, kullanılıyor. Keten. Şuradaki ekmeklik mi diyeyim? Bu şey, bu anahtarlık. Anahtarlık. Evet. Şimdi siz ahşap tasarımda yapıyorsunuz. Evet. Ahşapla makromeyi mi birleştirdiniz? Evet. Bunu şöyle bir şey söyleyebilirim. Bu gerçekten %100 benim tasarımım. Ama çok güzel olmuş evet, gerçekten. Bunu istedim yani. Dedim ki ikisini birleştirmem lazım. Çünkü ikisini nasıl de severek yapıyorum. Evet nasıl birleştirebilirim dedim. Sonra buraya yapıştırdınız galiba. Evet onu hemen sıcak silikonla yapıştırdım. Ahşap. Bütün yani şunlar da düğümlerle mi çıktı? Tabii tabii evet evet. Hepsi düğüm. Evet. Bazen şeyle karıştırıyorlar olmuş. Tığla. Hani tığ gibi öyle görünüyor. Sanki, evet ama mi? Yok değil. Tamamen el yapımı. Şunların hepsi de düğüm, değil mi? Onlar da düğüm. Mumluk evet. mu oluyor bunlar? Bunlar hem mumluk hem vazo olarak kullanabilirsiniz. Değil mi? Vazo olarak da kullanılabilir. Şurada bir kasnak görüyorum. O da bir ahşap tasarım bu, galiba. Bunu kullanıyorum. Hı. Altlardan iplerle. İşte burada istediğiniz isim de yazabiliyor. Sizin isminiz de olabilir. Anladım. Bunları daha çok şeyde kullanıyorlar. Doğum hastane kapısında. Değil mi? İşte çocuğun ismi yazılıyor. Ben ondan da çok yaptığım için çocuğun ismi yazılıyor ve aşağıya makrome düğümler iniyor. Yani
Başka bir de, göstereyim mi örnek tabii burada? Tabii tabii, örneklerden biraz gösterelim şurada istiyorum. Şurada bir düş kapanı var, onu göstereyim. Düş kapanı. Evet. Ben workshoplarda hep bu düş kapanını, bu değil de... Ne demek düş kapanı? Düş kapanı... Ne anlatmak istediniz burada? Kızıl deri... Şöyle göstereyim. Oldu mu? Düş kapanı şöyle, onu da hemen hikayesini anlatayım. Kızıl derililer yeni doğan çocuklarına düş kapanı yapıyorlar. Hı-hı. Yani kendi işte tüylerden, ondan sonra taşlardan, kemiklerden bulup bir araya getiriyorlar bit çemberde. Ve uyurken başucuna asıyorlar. Kötü çocuk kötü rüya görmesin, kabusla uyanmasın diye. Bu da makromeye uyarlıyoruz biz de bunu. Biz de yuvarlak bir çemberde kaygıdan uzak, korkudan uzak düğümlüyoruz. Başucumuza asıyoruz. Asıyorsunuz, evet. Peki, çok güzel tasarımlar gerçekten. Teşekkür ederim. Daha niceleri tabii ki vardır. Biz burada birkaçını izleyicilerimize gösterme fırsatı bulabiliyoruz. Yani evet, ben de istedim göstermek, fazla getirmek ama sipariş üzerine çalıştığım için maalesef hepsini getiremedim. Dedim Hanım, burada bir şey gördüm. Evet, onlar da polyesterlerim. Polyester derken hani anlatın bize isterseniz. Anlatayım hemen. Bunları ben hazır alıyorum. Ham haliyle. Boyuyorsunuz böyle, evet, değil mi? Evet, boyuyorum. Arkasına böyle bir çerçeve yapıyorum. Evet. Ve böyle güzel bir çok hediyelik. Onları evet, yılbaşı için yazsın. Yapmıştım. Şurada da melekli var bir tane. Aynalar da var, evet. Evet, çok güzel. Meleğimiz de var. Başka ne getirdim acaba? Peki bunlardan para kazanıyor musunuz? Evet. Kazanıyorum. İşin keyifli kısmı o oluyor. Yani yapmak da çok keyifli ama kazanınca tabii daha bir emeğin karşılığını almak değil mi? Talep edilmek çok güzel. Yani sizden bir ürünün alınması ve onu satmış olmanız çok güzel bir şey. Ev ekonomisine de katkıda olmuş oluyor. Yani küçük de olsa. Üretiyorsunuz. Üretiyoruz. Üretmek çok güzel bir şey. Tabii yani ki. Bence her ev hanımı yapmalı. Kesinlikle. Şimdi ahşap da tasarladınız siz, yaptınız bir ara. Bu evet. Aralar biraz daha çok makromedesiniz galiba anladığım i̇şte, kadarıyla. Kesinlikle öyle değil oldu. Çünkü ahşap çok seviyorum, onu da yapıyorum. Biraz masraflı mı ahşap tasarım? Aslında tam olarak değil. Ben bir ara merak sardım ya, biliyor musunuz Didem Hanım? Belki boyalar. Gittim, evet, bir kursa katıldım. Dedim ki hani, hani müziği çok seviyorum, şiir yazıyorum, okuyorum. Tamam, bunları çok seviyorum. İşte gitar çalıyorum, bağlama çalıyorum ama el sanatlarında ben neredeyim, var mı yeteneğim diye ahşaptan dedim. Hani ahşabı da ben çok severim. Hı hı. Onun kokusu, dokunuşu, dokusu çok hoşuma giderdi. Gittim bir müddet ama yaptım, evet, tepsiler yaptım. İşte böyle cam kavanozlara renkler boyadık falan. Peçete dekopaj yaptım. Evet, en son şey yapacaktım. Ben onları çok beğeniyorum. Sehpa. Hani evet. Üçlü sehpalar oluyor ya. Sıfırdan mı yoksa yenilemek için mi? Sıfırdan. Sıfırdan. Tamam. Onları alıp orada ben kursu bıraktım. Ya. Ama hani tekniklerini öğrendim. Bugün boyalarım da evde. Malzeme alsam belki başlayabilirim. Yapabilirsiniz tabii evet, ki. Evet. Yani bir kursa gitmeye gerek yok. Ben mesela yaptığım herhangi bir işte hiçbir zaman kursa gitmedim. Hı-hı. Her zaman gidip işte kendim araştırdım. Malzeme satan yerlere çok fazla gittim. Malzeme denedim, aldım, yanıldım. Bir daha aldım, bir daha denedim. Farklı malzemeler kullandım. Her şeyi aslında öğrenebiliriz. Yani tabii ki kurslara gidin. Gidilsin kurslar, canlansın. Orada bir sosyal ortam da var. O da çok güzel. Yani. Ama kendiniz de yapabilirsiniz. Evet. Ona ulaşabilirsiniz. O sonuca ulaşabilirsiniz. Yani. Şimdi Didem Hanım, bu tasarımları yapıyorsunuz. Üretici bir kadınsınız. Evet. Aynı zamanda Girişimci Kadınlar Platformu'nun da bir üyesisiniz. Evet. Hani birlikten evet, kuvvet doğar. Çok sevdiğim, evet. Değil mi? Orada neler yapıyorsunuz? Birlikte nasıl hareket ediyorsunuz? Biz orada şöyle bir şey yapıyoruz. Şimdi orası Ülkü Hür'ün kurduğu çok güzel bir platform. Evet. Ve sadece kadınlar var. şöyle bir şey anlatayım, örnek vererek. Mesela benim gibi makrome yapan birkaç kişi var. Hı-hı. Ve hiçbir zaman biz birbirimize sen onu yapıyorsun, hayır ben sana herhangi bir
tiyo veremem, yapmıyoruz. Dayanışma içinde, bak ben bunu buradan aldım, burada ucuz bu, sen de git oradan al diyoruz. Hı-hı. Çünkü şöyle bir şey var, ben buna inanıyorum her zaman, herkesin ekmeği ayrı. Tabii ki. Herkesin gelecek rızkı ayrı. Yardım edersen bence bana daha çok gelecek. Değil ben mi? Bunu hep söylüyorum. Ruhunu güzel tuttuğun zaman evet. Daha çok şeyin kesinlikle sana geldiğini, güzelliklerin zaten sana geldiğini geliyor. Fark ediyorsun. Geliyor. Bunu... Hani bu parasal anlamda da olabilir. Evet. Duygusal anlamda da olabilir. Yani yardımlaşma güzel bir şey. Özellikle güzel. Kadınların birbirine destek olması, dayanışması çok güzel bir şey. Biz de bu platformda bunu yapıyoruz. Her ay bir etkinliğimiz oluyor. Eğitimler oluyor oraya. Güzel. Çok güzel eğitimciler, çok değerli eğitimciler geliyor. En son sosyal dayanışma projesi yapıldı. O çok güzeldi. Ne yaptınız? Erzurum'da sanırım iki okuldan öğrenciler, ihtiyacı olan öğrencilere işte mont, ayakkabı, çanta, kırtasiye malzemesi alındı. Ne kadar güzel. Yani orada bir 1200 kişilik bir topluluk var. Evet. Ve gerçekten orada faydalı olmak isteyen insanlar var. Siz kendiniz yaptığınız ürünleri satarak mı bu projeye destek verdiniz yoksa dernek üyeleri Erzurum projesi için mi? Herkes bir öğrenci aldı. Hı. Ve o öğrencinin ihtiyacını karşıladı. Evet. Yani mesela ben A kişiyi aldım ve neye ihtiyacı var? Monta ya da ayakkabıya. Anladım. O şekilde Anladım. Gönderdik. Şey de olabilir, hani sattığın, yaptığınız tasarımları satarak bunların gelirlerini... Belki ileride öyle bir şey olabilir. Yani bizim kurucumuz Ülke Hanım bu konuya gönül koymuş biri. Evet. Ve gerçekten bunun için çok çalışan, çok farklı eğitimler bizim için getirten biri. Neler geliyor mesela? O kadar fazla ki hangisini anlatayım. Özellikle sosyal medya olsun. İçin yani sizin sosyal medyayı nasıl kullanmanız gerektiğini, markanızı nasıl parlatmanız gerektiğini anlatan bir sürü eğitim geliyor. Evet. Yani önemli, ben hep onu söylüyorum etrafımdaki arkadaşlarıma. Lütfen bu eğitime katılın. Ülkör'ün bir eğitimi var. Hı hı. Sosyal medya kullanımı ve fotoğrafçılık, mobil fotoğrafçılık diye. Bu eğitime katılın ve bize gelin, hani bizim grubumuza gelin. Çünkü burada çok güzel işler oluyor. Sosyal anlamda da, sizin yani. Ruhunuza katılacak anlamda da. Yani sadece şey değil, dayanışma değil. Evet, evet. Orada siz sosyal oluyorsunuz, hayatın içine katılıyorsunuz ve ürettiğinizin farkına varıyorsunuz. Bu çok aslında önemli. Aslında hani kadınlarımıza bunu bilgilendiriyorsunuzdur mutlaka değil mi? Sosyal medyadan da haberleri oluyor mu? Tabii, başka tabii. Kadınlarımız... O derneğin, platformun katılımcısı olmayan kadınlarımız da bazen gelebiliyorlar mı? Tabii ki katılabiliyorlar. Geçen 10 Ekim'de bir toplantı oldu İstanbul'da. Şöyle bir şey yapıldı hatırladığım kadarıyla, ben katılamadım maalesef ona. Bir kişi, yani mesela ben katıldım diyelim, yanımda bir misafir getirebiliyorum dışarıdan. Hem o eğitime katılması için hem de biz ne yapıyoruz, bu grubun içinde neler oluyor, evet. Onu görmesi açısından. Ve açık bir sürü eğitim gelinebilir. Evet. Aylık çok eğitimler. Güzel yani. Şimdi kadınlarımız gerçekten üretmeliler, üretime katkıda bulunmalılar diye ben düşünüyorum. Böyle platformlarda çok kıymetli, çok anlamlı. Kadın aslında, Didem Hanım, ne dersiniz? Önce kendisi için yapmalı. Bence de. Önce kesinlikle. Kendisi. Ayakta çünkü, durması için yapmalı. Değil mi? Kendisi sağlıklı olursa, evet. Ayakta durursa hem kendisine öncelikle faydası olacaktır, daha sonra çevresine faydası i̇şte olacaktır. İşte o zaman parlamış oluyorsunuz. Değil mi? Yani eğer ayakta duruyorsanız, bunu ben yaptım diyebiliyorsanız parlıyorsunuz ve o ışıktan etrafınızdaki herkes faydalanıyor. Ne güzel değil mi? Kesinlikle öyle. Şimdi kadın hem anne, hem eş, evet. Hem para kazanan, üreten, ailesine, ülkesine katkıda bulunan bir birey. Kadının rolü gerçekten toplumumuzda çok zor. Bir de toplumsal baskıları düşünürsek. Niye o baskı var ben anlamıyorum. Anlamış değiliz. Yani. Ama yine de bu baskılara biz kadınlar baş kaldırıyoruz. Evet, elimizle mızrak ve kalkanımızla. Değil mi? Evet. Sizin bu konumdaki rolünüz
hem annesiniz, evet, hem eşsiniz, hem de üretiyorsunuz, para kazanıyorsunuz. Evet. Nasıl karşılanıyor çevreniz, aileniz, destekler var mı? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Yani çok iyi hissettiğiniz, ben gözlerinizden sanki anlıyorum. Evet, ben şanslı kesimdenim. Evet. Beni ailem de destekliyor, eşim de destekliyor, arkadaşlarım destekliyor. Bu konuda gerçekten şanslıyım. Güzel. Mesela evde çalıştığım için tabii ev ister istemez korkunç dağılıyor. Ve eşim hiçbir zaman bu ev niye dağınık, niye böyle deniyor gibi şeyler söylemiyor. Evet. Çünkü görüyor ki evet, Didem üretiyor. Didem ürettiğinde daha mutlu oluyor. Bu da bana mutluluk olarak geri dönüyor. Evet. O yüzden anlayış göstermesi ve bana destek olması benim için çok önemli. Aslında yürüdüğün yolda, Didem Hanım, yürüdüğünüz yolda bu çok kıymetli bir destek. Kesinlikle, kesinlikle. Ben bunun farkındayım. O ortamda değil mi, kendisi iyi hissetmek, tabii, üretirken hani kasılmamak, ah eşim ne der, ortalık dağınık, işte yemek yetişmezse kızar mı gibi endişelerinizden uzak üretmeye devam ediyorsunuz. Bunu her kadının yaşamasını diliyorum tabii. İnşallah. Lütfen devam edin. gelelim aile kısmına. Evet. Şimdi annem benim karşı apartmanımda oturuyor. O konuda da şanslısın. Çocukları büyütürken de yardımcı olmuştu, evet, değil mi? Evet, kesinlikle çok yardımcı oldu. Zaten hayatım boyunca annem en büyük desteğimdi. Yani hiçbir zaman bana ne engel oldu, ne hayır yapamazsın dedi. Çünkü bir çocuğa hayır yapamazsın demek en büyük engel. Değil mi? Kesinlikle öyle. Ben de çocuklarıma hayır yapamazsın demiyorum. Yapamayacağını bildiğim şeyde de demiyorum. Çünkü denemesini istiyorum. Denesin ve kendi tecrübe etsin. Evet. Annem de bana bu konuda her zaman destek oluyordu ve devam ediyor. Dedi, biraz evvel de söyledim ya, anahtarlıkları yaparken, işte Didem bana getir kaç tane lazım, tamam bunu ben yaparım diyor. Ya da işte malzeme alınacaksa, tamam ben bunu devam edeceğim, sen git malzemeyi al diyor. dayım bile bana bir şekilde yardım ediyor. Şöyle, bu kartların baskısı için benim bir baskıcıya gitmem gerekiyor ve dayımın baskıcı merkezi var. O yönden de şanslısınız. Kesinlikle. Allah bozmasın. Ben mail olarak İstanbul'a gönderiyorum. Dayım bana kargo olarak geri gönderiyor. Ona da buradan teşekkür ediyorum ayrıca. Evet. Yani herkes destek. Şunu da söyleyeyim. Dedem var, 94 yaşında. Annemle birlikte yaşıyor. Bu ipleri kesmemizde dedem yardım ediyor. Ellerinden öpüyoruz dedenizi. Aynen. Anneannem İstanbul'da yaşıyor. İzmir'e geldiği zaman o da yardım ediyor. Hatta bir dönem kendisi de makrame ile uğraşmış. Evet. Bana getir diyor. Yani herkes destek. Ne güzel. Evet. Peki o zaman kadınlarımıza buradan aslında konuşmalarımızda mesaj verdik ama bir çağrı yapalım mı? Ne dersiniz? Yapalım evde bence. Evde oturmasınlar. Hayır, kesinlikle oturmasınlar. Üretsinler değil mi? Ben şunu söylüyorum. Evinizin toplu olması, akşam yemeğinizin olması ya da çamaşırlarınızın tertemiz rafta ütülü durması size hiçbir şey kazandırmayacak. Evet. Kazandırmıyor çünkü. Üretin, ürettiğinizin karşılığını alın, bu sizin ruhunuza kazandıracak. O zaman daha güzel ilerleyeceksiniz. Evet. Demin de dediğim gibi ışık saçacaksınız. Yani. Yani bence herkes çalışmalı. Evet, özellikle üretmeli, kadınlar, evet, üretmeli. Evet. Kız çocukları. Zamanlarını boşa geçirmemeliler. Evet. Hem bu aile bütçesine katkı, hem kendi cebine... Yani büyük bütçeler beklemeyin zaten. Büyük bütçelere tabii, gerek tabii yok. Yani bir, ne bileyim ben, bir bluz alsa kendine, kendi kazandığı parayla. Hı-hı. Ya da çocuğuna bir meyve alsa mesela. Değil yani mi? Aklıma gelen şimdi. Evet, evet. O bile bir kazanç. Çünkü o zaman yapabildiğini görecek. Değil mi? Ne yapabiliyor, ne işe yarıyor. Bu çok önemli. Aslında tabii ki küçük anlamda da olsa hem de ülke ekonomisine de bir katkıdır bu. Tabii ki. Evde oturmayalım, üretimi yok, oturmayalım, katkıda bulunalım diyoruz. Kesinlikle oturmayalım. Peki bu yaptığınız tasarımları hiç sergilediğiniz oldu mu Didem Hanım? Şu ana kadar olmadı. Ama güzel bir projem var makrome ile ilgili. Evet. Çünkü makrome şu an o kadar revaçta ki dünyada özellikle başka ülkelerde gördüğüm kadarıyla, hatta bir örnek gördüm, muhteşemdi. Heykel yapmışlar makromeden, demir çubukları kullanarak.
Ve ben de bundan esinlenerek dedim ki ya ben bu kadar çok şey yapıyorum, neden bir sergi açmayayım? Yani özel ürünler tasarlayayım, daha uç ürünler tasarlayayım ve bir şeyler yapayım yani. Çünkü lazım. Bir sergi açmak gerekiyor. Kesinlikle. İleriki zamanlarda mutlaka olacak bununla ilgili. Peki, ahşap yapıyorsunuz, makrame yapıyorsunuz, oyuncak tasarladım dediniz. Onu biraz detaylandırır mısınız? Onu merak ettim. Biraz o, şeyde kaldım. O ne zamandı? Unuttum. İlk başladığınız dönemlerde. Şeydi, tamam hatırladım. Daha henüz yeni evlenmiştim. Hı-hı. 2 sene falandı sanırım. Eşimin işinden dolayı bir müşterisi bana teklifle geldi. Hı-hı. Grafik tasarımı yapabilir misin diye. Ben de dedim ki yaparım, neden yapmayayım? Oyuncak tasarlayacağız dedi. Bayıldım. Oo. Çünkü renk, yani orada bir renk var, resim var. Değil mi? Tamam dedim. Bana şöyle geliyorlardı. Biz şöyle bir oyuncak istiyoruz. Bunu, hı-hı, ahşaba uygulayacağız. Yine orada ahşap var. Ahşap oyuncaklar, evet, değil mi? Çocuklara zarar vermiyor. Oyuncaklar. Tabii tabii, değil çok mi? Önemli rahat o oynuyorlar zaten. Hani herhangi bir boyanın içinde katkı maddesi olmayan, hı-hı, ahşap oyuncaklar. Evet. Orada ben onları hem resmettim, hem işte şekillerini, ahşapların nasıl olması gerektiğini falan tasarladım. Hı-hı. Ve şu an hala büyük olasılıkla Anadolu'nun bir sürü ana okulunda benim oyuncaklarımla çocuklar oynuyorlar. Oy, ne kadar güzel. O da çok büyük mutluluk. Değil mi? Yani bir şey üretiyorsunuz, evet, kalıyor ve bir çocuk oynuyor. Değil çok mi? Güzel. Çok yönlüsünüz. Ben inanıyorum ki bundan sonra başka şeylerle de uğraşacaksınız. İlla ki. Yok, bunda kalmaz. Ben bu kafanızda. Şu an için var aslında. Ama aslında makromeden önce vardı bu. Daha Türkiye'ye gelmemişti. Epoksi malzemesiyle. Çok o güzel. Ne? Bu sıvı plastik ve donduğu zaman cam görünümü elde ediliyor. Evet. Ama ben tabii atölyem olmadığı için araştırdım. Kokusu ve işte içindeki bazı maddelerden kimyasaldan dolayı maalesef eve sokamadım onu. Cesaret edemedim çocuklardan dolayı. Yani çocuklar olmasa tabii ki illaki yapardım. Hı-hı. Ama dedim ki o bir kenarda kalsın. Evet. Sonra makrome girdi hemen işin içine. Ama ben eğer atölye açarsam o da gelecek. O da olacak yani. Üretmeye devam edeceğim diyorsunuz. Edeceğim. Çünkü ben eğer onu kafama koyduysam o benim hayatımın bir yerinde mutlaka çıkacak ortaya. Evet. Peki özel bir soru olacak belki, ama hani para kazanıyorsunuz ya. İyi paralar mı kazanıyorsunuz, yoksa yani ürettiğiniz oranda mı kazanıyorsunuz? Mutlaka öyledir de. Evet. Siparişler çok oluyor mu? İstekler çok oluyor, evet, mu? Evet, şu an mesela ben sipariş yapmalıyım aslında buradayken. Çünkü çok fazla oluyor. Şöyle bir şey, siz ne kadar bu işi ciddiye alıp üzerinde durur ilerlerseniz, hı hı, siparişiniz o kadar fazla oluyor. Ben de ciddiye alıyorum, iş olarak görüyorum, bir kazanç kapısı olarak görüyorum. Reklamlar veriyorum, tanıtımlar yani yapıyorum. Yani onlar da önemli tabii. Tabii çok önemli. Etkileşim için başka insanlarla görüşüyorum. Ve gerçekten evet, güzel bir kazanç kapısı elde ediyorum. Yani bunu iş olarak görürseniz para kazanırsınız. Evet. Mutlaka kazanırsınız. Zaten bir iş de aynı zamanda. Tabii. Hem ruhunuza iyi gelen, hem... Evet. Ya insanın sevdiği işi yapması değil diye mi? Bir şey var ya, yani evet, bu. Sevdiğim işi yapıyorum ve para kazanıyorum. Valla. Acaba söylemese miydi? Neden? Rakiplerim ortaya çıkabilir diye. Yok, olsun. Evet. Herkes üretsin. Rakiplere de aşırı. Biraz önce dedik ya, tabii, herkesin tabii, kısmeti ayrıdır. Kesinlikle, diye. Kesinlikle. Herkes yüreğinin ekmeğini yer. Evet. Emeğinin ekmeğini yer tabii ki. Didem Hanım, çok güzel bir sohbetti. Evet, sizinle teşekkür geçen. Ederim. Kadına dair, kadınların üretmesine dair de güzel mesajlarınız, evet, oldu. Örneklerinizden tabii ki hepsini burada çok detaylandırmamız mümkün değildi. Birkaç işte düğüm atmaya çalıştık ama evet, evet. Bunun izleyicilerimizden merakı olanlar büyük ihtimalle hani kurslarına gidebilirler. Çok fazla kurs var. Öğrenebilirler değil evet, mi? Evet, tabii tabii. Yani İzmir'de de, İstanbul'da da, diğer illerde de bu ahşap atölyelerinde genellikle çok, evet, fazla kurs oluyor. Ben de birkaç yerde kurs veriyorum. Veriyor musunuz tabii, kurs? Tabii tabii. Kursa evet, bu ay başladık. Vereceğiz inşallah. Özel artık workshoplar ilerliyor çünkü. Da. Şöyle bir şey. Şimdi mesela workshop'a katıldıktan sonra
Diyor ki ben yetmedi bu bana diyor. Yani ben bir daha gelmek istiyorum diyor. Ha, öğrenmek istiyorum. Bir daha öğrenmek istiyorum. Daha detaylı, diyor. Daha fazla düğüm tekniği öğrenmek istiyorum diyor. O zaman biz de diyoruz ki kurs açıyoruz. Buyurun gelin. Buyurun gelin kursa. Evet, aylık kursumuza gelin diye. Kurslarımız da var yani. Tabii ki oralar, o kurslar ücretle büyük ihtimalle. Tabii. Değil mi? Evet. Tabii ki emek veriyorsunuz sonuçta. Evet. Öğrensinler hanımlarımız. Onlar da üresinler, paralar kazansınlar. Kazansınlar gerçekten. Lütfen kazansınlar, yapsınlar evet. Yani. Evet. Oturmasınlar. Didem Hanım, bu güzel sohbet için size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim böyle bir fırsat için. Kadınlarımıza bu güzel mesajları verdiğiniz için ve tasarımlarınızı konuştuk. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Başka projelerinizi inşallah daha sonraları konuşuruz sizinle. İnşallah. Sergimi konuşuruz inşallah. İnşallah, evet. Güzel olur. Değil mi? Evet. Çok teşekkürler. Rica ederim. Evet sevgili izleyiciler, bir kültür ve sanat programımız burada sona erdi. Bir hafta sonra tekrar buluşmak ümidiyle hepinize iyi bir hafta diliyorum. Hayata gülümsemeye devam edin. Hoşça kalın.